İlyada destanına bilinçaltı diliyle bakmaya hazır mısınız? O halde gelin. İlyada destanı bir savaş destanı mı? Yoksa ateşli bir sevişmek destanı mı? İlyada destanına bir de şöyle bakın. Kral Agamemnon akşam yatak odasında karısı Clytemnestra ile sevişiyor. Ve sevişmenin sonunda karısı Clytemnestra yoruluyor. Agamemnon da karısının kollarında ereksiyonun son saniyelerini yaşıyor ve ereksiyonu bitiyor. Ölüyor. Ereksiyonu ölüyor. İlyada destanının tüm dünyada her gün milyonlarcasının gerçekleştiğini şimdi daha iyi anlatabildim mi? İlyada destanının 2800 yıldır neden etkisini yitirmediğini ve canlılığını her geçen gün daha da arttırarak hayat bulduğunu ve bu İlyadaların her gün bizler tarafından gerçekleştirildiğini anlatabildim mi? İlyada destanının bittiği an hayat biter. Bir varmışız, bir yokmuşuz olur. Sevişmenin sonunda kadın yorulur. Erkek ereksiyon açısından ölür. İlyada destanında kadın yani Truva yerle bir oluyor. Kocası erkek Agamemnon ülkesine döndüğünde karısının kollarında öldürülüyor. Hamilelikle sonuçlanan bir sevişme. Spermin yumurtanın içine girmesiyle sonuçlanır. Ve yumurtanın içine giren sperm 36 saat sonra bebeğin oluşumuna vesile olur. İlyada destanında spermi Truva atı, kadın yumurtasını İlyon kalesi olarak görmekteyiz. Tahta at yani sperm yani Truva atı İlyon kalesinin içine girer yani yumurtanın içine girer. Hepiniz bilirsiniz ki o gün tahta atın içindeki 50 asker dışarı çıkmaz. 24 saat geçince de dışarı çıkmaz. 36 saat geçince. İlyon kalesinin içindeki Troyalılar tamamen zevkten sarhoş olunca Truva atın içindeki 50 asker dışarı çıkar ve Truva kalesini zapt eder. İşte 36. saatte yumurtanın içerisinde artık bebek oluşumu başlar. Bu sevişmedeki spermler 1000 gemiyle Yunanistan'dan kalkıp Truva'ya gelen Yunan askerleridir. Her bir gemide 50 asker bulunur ki 50.000 Yunan askeri. Bu bir sevişme sırasında erkeğin gönderdiği 50 milyon spermin kadın yumurtasını döllemek üzere harekete geçmesidir. Peki bu spermin sahibi olan erkek Agamemnon mu? Evet, Agamemnon. Biraz daha geri gidersek, bilinç ötesine biraz daha derinden bakarsak,
Bu spermin sahibi olan erkek Gir It adası. Create. Türkçe terminolojide Ege Denizi'nin içine gir ve spermlerini it. Gir it. Hint-Avrupa dil grubundaki terminolojisinde create. Create. Creation. Yaratmak. Ve yine Gir It adasının sperm üretim merkezi olduğunu şuradan biliyoruz. Gir It adasının altında labirent var. Bu labirentte Minotaur, yarı insan, yarı boğa bir canavar var. Labirentten çıkmayı başardığında bu Minotaur sperm ortaya çıkar. Yani Gir It adası erkek, labirent testis, Minotaur testisten sperm üretecek güç, kudret ve enerji demek. Peki sevişmede erkek Gir It adası. Kadın kim? Anadolu. 3000 yıl önce adı Kibele, yani Sibel idi. 2800 yıl önce adı Artemis oldu. Roma döneminde Diana oldu. Sonra Meryem Ana oldu. İslamiyet'in Anadolu'yu fethiyle beraber Fatma Ana oldu. Anadolu her zaman anne. Gir It ve Anadolu'nun sevişmesi Marmara denilen rahimde bebeğin 9 aylık gelişimini sağlar. Bu Marmara'dan 9 ay sonra bebek dışarı çıktığında Çanakkale Boğazı ikiye ayrılır, Ege Denizi'nden geçer, Akdeniz'e gider bebek ve Kıbrıs olur. Kıbrıs'ı tam şöyle hayal edin bakın, Kıbrıs bu şekilde. Kıbrıs geri geliyor, giriyor, geliyor, geliyor. Ege Denizi'nden yukarı çıkıyor ve Marmara'ya oturduğunda sivri uç Çanakkale'nin boğazına. Kıbrıs'ın kendisi de Marmara Denizi'ne oturuyor. İşte bir kadın ve kocasının sevişmesi çocuk doğumuna vesile olur. Gir It adası erkek, Anadolu kadın. Marmara denilen onun rahminden çıkan çocuk ise Kıbrıs olarak duruyor. İlyada destanı, kadın doğumuna bilim dalı destanı. Refik Korkmaz eğitimlerinde bu anlattıklarımın çok daha ötesini bulacaksınız. Dördüncü modülümüz sadece İlyada destanı.